Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervleri tarihin en düşük seviyesine geriledi. Geçen hafta 30 Eylül haftası eksi 59 milyar dolar. Merkez Bankası'nın net rezervleri, swap hariç net rezervleri zaten eksideydi ama hiç bu kadar düşmemişti. Yani dolara rezerv dayanmıyor. Yılbaşından bu yana döviz satışı var. Bunu biliyoruz zaten. Üstelik geçen hafta daha da hızlandı. Haluk Bürümçekçi'nin analiziydi. Önceki gün görmüştük. Bir haftada geçen hafta 4 milyar dolarlık piyasaya döviz satışı gerçekleştirilmişti rezervlerden. İşte bunun sonucunda swap hariç net rezervler tarihin en düşük seviyesinde. Swap hariç net rezerv ne demek bu arada? Swap para takası demek. Swap hariç net rezerv ise swapla yani para takasıyla başka bankalardan borç olarak aldığı Merkez Bankası'nın dövizler hariç rezervler işte eksi 59 milyar dolarda. Ama hükümet ve Cumhurbaşkanı Erdoğan swap dahil ve başka bankaların çeşitli mekanizmalarla Merkez Bankası'na park ettiği dövizler de dahil rezervlere bakıyor. O da brüt döviz rezervleri. Orada da geçen hafta bir miktar azalma var. Geçen hafta brüt döviz rezervleri 3.3 milyar dolar azaldı ve 107 milyar doların biraz üzerine geriledi. Dolara gerçekten rezerv dayanmıyor ama bu sayede de doları kontrol altında tutmayı başarıyor. En azından bugün mesela %0.00 şu anda dolar TL'deki hareket 18.57'nin biraz üzerinde. Bu tabii ki Türkiye büyüklüğünde bir ülke için normal değil. Döviz kurunda böyle sabit kalması. Bunun arkasında işte rezervler var. Rezervler de azalıyor. Bir yerlerden kaynak bulması lazım. Yeni kaynak, taze kaynak bulması lazım ekonomi yönetiminin. Bunun için görüşmeler yaptığını biliyoruz. Önceki hafta sonu Nurettin Nebati Suudi Arabistan'daydı. Muhammed Bin Selman'la yani Veliaht Prens Suudi Arabistan'ın fiili lideriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Bu arada Rusya'dan bir para bekleyişi var. Katar'la zaten arada bir anlaşma var. O anlaşma daha da büyüyebilir. Katar Merkez Bankası ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası arasında. Bunu önümüzdeki haftalarda izleyeceğiz. Ama bu arada Güney Kore'den swap'la Merkez Bankası'na para geldi geçen hafta. Ama bu para son derece düşük bir tutar. 780 milyon dolar. Güney Kore'den swap yani para takası aracılığıyla Merkez Bankası'nın bilançosuna, rezervlerine eklendi. Güney Kore ile bu anlaşma yani swap anlaşması geçen sene 2021'in Ağustos ayında yapılmıştı. Gecikmeli bir şekilde 780 milyon dolar geldi. Ama Merkez Bankası'nın ihtiyaç duyduğu tutar bundan çok daha fazla. Suudi Arabistan'dan mesela bir ara bir 20 milyar dolarlık bir swap anlaşması umudunun olduğu Ankara'da ekonomi yönetiminin konuşuluyordu. Dünya piyasaları ise Godot'u bekler gibi Fed'in pivot hareketini bekliyor. Pivot hareketi dediğimiz değişim yani Fed'in Amerikan Merkez Bankası'nın parasal sıkılaşmayı bitirmesini bekliyor Godot'u bekler gibi. Godot'u beklerken daha önce de bunu bir kez kullanmıştım bu benzetmeyi. Godot Samuel Beckett'in eseri. Godot'u beklerken de iki arkadaş hiçbir zaman gelmeyecek olan Godot'u beklerler ve kitap da öyle biter. Hala Godot'u beklemektedir iki arkadaş. Dünya piyasaları da gerçekten Godot'u bekler gibi Fed'in faiz artırımlarını bitirmesini bekliyor ama bir türlü bitirmiyor ve bitirecek gibi de gözükmüyor Fed faiz artırımlarını ve parasal sıkılaşmayı. Bu benzetmeyi yani Godot'u beklerken benzetmesini Bloomberg'da kullanmış. O da dünya piyasalarının yatıp kalkıp Fed'in Amerikan Merkez Bankası'nın parasal sıkılaşmayı, faiz artırımlarını ne zaman bitireceğini tartıştığını, bunu izlediğine dikkat çekiyor. Bu haftanın ilk günlerinde biliyorsunuz dünkü videoda buna değinmiştik. Bu bir kez daha gündeme geldi ve 2023'te Fed'in parasal sıkılaşmayı bitireceği umudu canlandı. Bunun etkisiyle dünya piyasalarında, borsalarında haftanın ilk günlerinde, ilk iki gününde güçlü yükselişler gördük. Ama daha sonra yeniden özellikle önceki gün Amerika'da açıklanan istihdam verisiyle moraller bozuldu ve Godot'un gelecek yılda gelmeyeceği algısı güçlendi ve bunun etkisiyle Amerikan borsaları yeniden düştüler. Şimdi bu haftanın en kritik verisi yarın yani haftanın son günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam. Eğer yarın Amerika'da tarım dışı istihdam beklentilere yakın ya da beklentilerin hatta altında gelirse ki beklenti geçen ay Amerika'da 250 bin, 260 bin, 270 bin anketlere göre değişiyor. Kişinin işe girdiği şeklinde. Buna yakın hatta bunun altında gelirse tarım dışı istihdam verisi. O zaman Fed'in Amerikan Merkez Bankası'nın sıkı para politikasını yakında sonlandıracağı beklentisi yeniden canlanabilir. Yani piyasalar yeniden yarın Godot'u beklemeye başlayabilir. Godot'un ne zaman geleceğini nereden anlayacağız? Bunu Merrill Lynch Amerikan Yatırım Bankası'nın eski uzmanı Tom Essay özetlemiş.
3 maddede, yani Fed'in sıkı para politikasını sonlandıracağını nasıl anlayacağız? 1. Enflasyonist baskının Amerika'da azalması gerekiyor. 2. İş gücü piyasasının biraz sakinleşmesi gerekiyor. Öyle hani her ay çok yüksek sayılarda insanın işe girmemesi gerekiyor. Temmuz ayında 500 binden fazla insan Amerika'da işe girmişti bir ayda. O sayıların normalleşmesi, işte 250 bin civarında inmesi gerekiyor. Ve 3. Tom Essay'e göre Amerika'da ekonomik büyümenin biraz azalması, ılımlılaşması gerekiyor. Bu 3 koşul yan yana geldiğinde Godot gelecek. Peki Godot geldiğinde ne olacak? Onu da Bloomberg Intelligence'ın kıdemli emtia stratejisti Mike McGlone söylesin. Diyor ki Mike McGlone, Fed sıkılaştırmayı bitirdiğinde altında uzun zamandır beklenen rally başlayacak. Ons altın biliyorsunuz 1610 dolara kadar geriledi Fed'in faiz artırımlarıyla. Sonra geçen haftanın sonunda başlayıp bu haftanın 2 gününde devam eden rahatlama rallisi yaşandı. Ama bugün hafif de olsa ons altında geri çekilme gördük. 1712 doların biraz üzerinde. Bu arada petrol tarafında çok önemli bir gelişme, önümüzdeki dönemde dünya piyasalarını etkileyebilecek bir gelişme. OPEC, yani petrol üreticisi ülkeler artı Rusya, günde 2 milyon varillik üretim kesintisi kararı aldı. Daha önce 1 milyon varillik kesintiye gideceği düşünülüyordu. Bu da aslında yeni bir haberdi ve o haberle zaten petrol fiyatında dünya piyasalarında yükseliş görmüştük. OPEC dünkü toplantısında 1 milyon varillik kesinti kararı aldı. Bir malın arzı azalırsa, talebi sabit iken elbette fiyatı artar. O nedenle önümüzdeki dönemde petrol fiyatı artacak. Nereye kadar artacak? Morgan Stanley'in Amerikan Yatırım Bankası bir öngörüsü var. 2023'te 100 dolara yükselir diyor Morgan Stanley petrol fiyatları. E tamam da petrol fiyatı 100 dolara çıkarsa Fed'in parasal sıkılaştırmayı sonlandırması ne olacak? Çünkü petrol fiyatları bu kadar sert yükselirse Amerika'da da enflasyon yeniden tırmanışa geçer. Enflasyon yükselirse o zaman Fed'in pivotu yalan olur. Yani Godot hiçbir zaman gelmez. Borsa İstanbul yükselişini bugün de devam ettirdi. %2'ye yakın yükseliş var. 3500'ün yeniden üzerinde. İçeride Borsa İstanbul'da enflasyondan kaçış devam ediyor. Çünkü Türkiye'de enflasyondan kaçmak için çok fazla alternatif yok. Ama yabancılar Türkiye'den, Borsa İstanbul'dan çıkışlarını sürdürüyorlar. Geçen haftanın verisi açıklandı. Yurt dışında yerleşik kişiler, ki yabancılar ama bunların bir kısmı bıyıklı yabancı, geçen hafta 300 milyon dolarlık hisse satışı yaptılar. Her akşam saat 20.30'da bu kanalda son 24 saati anlatıyorum, yorumluyorum. Yarın yeniden görüşmek üzere.